Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Kudret. Bugün böyle bir video çekme gereği duydum. Biliyorum ki çoğu arkadaş alsa bile herhangi bir yerden bir ülkemizdeki olaylardan dolayı bir nasıl söyleyeyim bir bilgi sahibi olabileceği bir platform bulamıyor maalesef. Bulsa da bazen gözle görerekten yapmak çok daha sağlıklı oluyor benim için. Böyle bir video çekmeye gereği duydum. Ben kendim uzun zamandan beri elektronik sigara kullanıyorum ve şu anda yurt dışında yaşıyorum. Böyle bir cihaz geçti elime. Gayet de yaklaşık bir 2 haftadan beri kullanıyorum. Gayet de memnunum ve bunun artı ve eksilerini sizinle paylaşmak istedim. Cihaz gayet başarılı. Hele benim gibi böyle RDA genel olarak MTL kullanıyorum ama evde veya herhangi bir yerde arada bir RDA ile gezmesi daha iyi, daha sağlıklı oluyor benim için. Daha az nikotin, bazen nikotinsiz olaraktan ve yanında şişe taşıması o bu sıkıntı olduğu için ve de güçlü bir cihaz veya tel almak. Tabii ki performans telleri çok önemli ama malum performans telleri de herkesin alabileceği bir durumda değil. Onun için böyle bir cihaz şöyle bir kutuyla gelmiş. Normal dual olana bu. Dual olmayana single batarya olanı. Onun üzerinde bu kutunun üzerinde atomizer koymak için yerler var ama bunda herhangi bir öyle bir yapmak istememişler. Şöyle bir kartlarımız var. Tabii kimse okumadığı için biz de düz geçiyoruz. İsteyen bakıp okuyabilir. Şöyle en önemli olanı bence bu batarya olanı. Buna dikkat edelim. En önemlisi sağlığımız için. Şöyle şurada bizim şarj kablomuz var. Gördüğünüz gibi burada yedeklerimiz var. Şarj kablosu da diğer şarj kablolarına nazaran biraz daha bir kaliteli ama pek de bir şarj etmediğim için üzerinde size de tavsiye etmiyorum. Onun için kutuya geri koyalım. Eğer ki ileride bir güncelleme yapacak olursak çıkartırız. 2 adet şişeyle geliyor size. Şişe mi deniyorsun? Nasıl yapacağız artık buna? Şöyle. Ben ikisinde de şöyle anlatayım size. İkisine de ayrı ayrı likit koydum. Evden çıkarken yanımda götürdüğüm zaman ikisinde şu kapağını açaraktan takabiliyorum. Onu da size göstereceğim. Şöyle modun kendisine gelirsek. Ben maalesef siyahını alacaktım ama siyahını webshop'ta kalmadığı için mecburen artık aklımdan da geçiyordu bu cihazı almak. Böyle bir cihaz bunu aldım artık. Daha güzel duruyordu maviye nazaran. Ben 2 haftadan beri kullanıyorum dediğim gibi. Ve şu anda herhangi bir boya atması veya herhangi bir olay yaşamadım. Elimde Drak 2 var ve kesinlikle yani boya konusunda berbat bir cihaz. Ama çip olsun, sağlamlık olsun gerçekten güzel ama bunda herhangi bir şey yaşamadım. Bakalım göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Elde tutuşu gayet ergonomik ama bilmiyorum benim ellerim biraz kaba ama tabi biraz kaba bir cihaz. Tabi çift pilli. Şurada komple burası likit haznesi. 10 mililitre likit hazne sahip. Buraya şu an elimde olmadığı için 25-28 milimetrelik atomizerler tam oluyor. Aşma yapmıyor ama 30'luk atomizer takamıyorsunuz kapaktan dolayı. Ama 28'likler gayet uygun oturuyor tam üzerine. 25 bunlar da drop kullanıyorum ben. Vazgeçilmezim. Çok da öyle sırıtmıyor üzerinde. Benim gayet uygun. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yaptığımız anda görüyorsunuz. Çok da zor değil. Şu tırnağı aşağı indirdiğimiz zaman tabi biraz direkt çıkmaması için
Gördüğünüz gibi. Diğerinde kapak var. Bunu kullandığınız zaman buraya takabilirsiniz kapağı. Bu şişeyi de devamlı yanınızda gezdirdiğiniz zaman iki tane şişeyle beraber size 20 mililitrelik bir hazne sahip cihazımız. Bunu yedek şişe olarak ben yanımda bulunduruyorum. İkinci değişik bir likit koydum içine. Yanımda götürüyorum. Gayet ergonomik, çok da uygun taşıması. Yani bunun herhangi bir akıtma riski yok. Akıtma riski olmadığı için istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Sanki biraz fazla sıkmışım ben bunu. Şimdi hatırladım, sıkmıyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi burası tamamen korunaklı bir şekilde geliyor. Böyle de daha önce ben götürdüm yanımda ve de hiçbir gram akıtma olmadı. Ki dripper'da kullanıyorum. Dripper'dan devamlı bir akıtma alıyoruz. Şöyle bir yaylı sistem koymuşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Ha, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu kapaktan mesela likit doldurmak istediğiniz zaman bu kapağı açıyorsunuz. Ve aynı sistem bunda da var. Bu şekilde. Direktmen kapağın kaybolmaması amacıyla şöyle bir yer yapmışlar. Gayet de iyi düşünülmüş bence. Pek fazla kullanmasak da yani işimize yarıyor yine de. Yeniden kapatalım kapağımızı. Şöyle magnetimizi çıkartabiliriz buradan. İstediğimiz zaman diğerleri gibi mesela yine drag'dan örnek vereceğim. Drag'ın birkaç kere başıma geldi daha önce normal drag'lardan. Bu magnetler atıyor. Bunda atma gibi bir olay olmaz. Çünkü adamlar buraya tamamen sağlam bir şekilde yapmış. Şöyle artı ve eksi olarak görüyoruz pillerimizin gireceği yere. Böyle pillerimizi takalım isterseniz. Şuraya artı, şöyle eksi. Şöyle tamamdır. Gördüğünüz gibi. 3 kere bastığınız zaman bu ateşleme tuşu tamamen kapanıyor. 1, 2, 3. Şu anda açılmış durumda. Artı ve eksi tuşlarına aynı anda bastığımız zaman gördüğünüz gibi şu anda bütün olarak tuşlarımız kapandı. Ama hala daha ateşleme tuşumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Eksi ve ateşleme tuşuna bastığım anda ise power mode, voltage, temp, nickel, titanium, SS, TCR, bu şekilde resetleyebiliyoruz. Ben şu ana kadar 409 kere çekmişiz. Şöyle çıkış ve power modumuz. Bu cihazımız göreceğiniz gibi gayet hızlı bir şekilde yükseliyor ve 200 watt'a kadar sıkıntısız bir şekilde 5 watt'tan 200 watt'a kadar çıkabiliyor. Kimsenin 200 watt'ta kullanacağını sanmıyorum. Burada amper değerimiz, voltajımız, ohm değerimiz, ABB olarak pilli göstergelerimiz burada mevcut. Gayet normal bir ekrana sahip. Bence gayet başarılı bir şekilde yapmışlar. Zaten single batarya olanından da biliyoruz bunu. Ben genelde voltajda kullanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ortalama biraz da tellere bağlı olaraktan. Şöyle göstereyim size. 3.20 voltlarda kullanıyorum. Watt'ta fazla kullanmıyorum. Bilmiyorum. Bana daha çok 0.09 ohm veriyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada tellerimi Çin'den aldım. İşte öyle çok yani ortalama bir 5-6 aydan beri aynı teller değil tabii ki de aynı sitenin tellerini kullanıyorum ve de gayet de başarılı. Şöyle göstereyim size. Şöyle 110 watt veriyor şu anda 3.20 voltta. Gördüğünüz gibi. Yani buna hiç gerek yok, 150 watt. Yani kendimize bu kadar bir yükleme yapmanın hiç anlamı yok. Sonuçta bu işi sağlığımız için,
sigaradan kurtulmak için yapıyoruz. Yani hiç gereği yok bunlara. Bir ateşleyelim bakalım. Yani ateşlemesi dediğim gibi gayet başarılı çift pilli bir cihaz. Yani daha ne anlatılır bilmiyorum. USB şarj yerimiz burada. Güncelleme ve şarj yerimiz. Likit şişelerinde burada basmalı olarak olduğu için yani gayet kolay bir şekilde gidiyor. Daha önce benim kullandığım Skunk modlarda bu kadar bir kolaylık yoktu ama bunda gayet başarılı ve 10 mililitre hazne ile beraber sizi bayağı götürür yani. Beni ortalama bir 3-4 gün boyunca 10 mililitre götürüyor. Çok mu içiyorum, az mı içiyorum bilmiyorum ama beni gayet iyi götürüyor yani. Diyeceklerim bu kadar. Benim ilk videomdu. Gelir mi gelmez markası bilmiyorum. Sanmıyorum geleceğini ama göreceğiz. Eğer ki yanlış bir şey söylediysem herkes affola. Kendi bilgilerimi, düşüncelerimi paylaşmak istedim sizlerle. Kendinize iyi bakın. İyi günler.